demek ya canım istediği gibi hareket edemezsin? Esir miyim ben? Burası benim evim, farkında mısınız? Aşk olsun. O nasıl la? Anne olacaksın yavrum sen. Annelik mesuliyet demek. Anneler öyle canlarının istediği her şeyi yapamazlar. Allah korusun. Bir yerde düşer kalırsın. Ya kızım hadi. Beyefendi kimsiniz? Geçemezsiniz. Şekerin kızımı göreceğim. Dön. Baba. Tanem mi? Babacığım. Benim kızım. Babacığım. Lütfen. Güzel kızım. Siz ne yaptınız böyle? Tarık Bey'e zorluk mu çıkardınız siz? İçeri alamayız filan mı dediniz? Bunu nasıl anlatacaksınız Behram Bey'e? Tarık Bey oğlum hanımın babası, babası. Efendim biz sadece kim hiç, oldu? Hiç sus konuşma. Behram Bey gelince anlatırsın derdini, çekil. Aa. Ne oldu kızım? Ha? Ne oldu, niye ağlıyorsun sen? Ha? Bir şey mi oldu? Tarık Beyciğim içeri buyursanıza. Oğlum kızım babanı içeri buyur etsene. Bir tanem güzel kızım. Bir sıkıntı mı var? Ha? Seni eve mi kapatıyorlar? Kötü mü davranıyorlar? Söylesene. Bak yanındayım ben lütfen. Ne oldu bir tanem? Söylesene ne oldu? Hamilelikten Tarık Beyciğim. Sebepsiz yere ağlatıyor böyle. Ah ben Behram'a hamileyken nasıl ağladım, nasıl ağladım, nasıl ağladım anlayamadım. Benim yanımdayım. Lütfen. Kızım niye ağlıyor o zaman? Ha? Bu yaşına kadar bir damla yaş akmasına izin vermediğim kızım niye ağlıyor söyler misiniz? Canının istediği gibi hareket edemez dedim. Onu alındı galiba. Ne demek canının istediği gibi hareket edemezsin? Burası dağ başı mı? Onun sahipsiz mi sandınız? Kızımı alıp götürürüm haberiniz olsun tamam mı? Aşk olsun ama. O nasıl laflar? Ben kötü niyetle söylemedim ki. Tabii ki canının istediği gibi hareket edemez. Anne olacak çünkü. Yani yemesine, uykusuna dikkat etmesi lazım. Değil mi bir tane? Senin en önemli vazifen kendine iyi bakmak. Ne diyorsunuz ya siz? Ne alakası var? Ben dışarı çıkmak istedim baba. Dışarı çıkartmadınız beni. Çıkartmadım değil. Yalnız çıkmanı istemedim yavrum. Şey, sosyal medyaya bakıyordum ben de biraz. Benim bilgisayarım. Yok, bu benim bilgisayarım. Sizinki içeride şarjda. Getireyim hemen. Okay. Servisin buradaki prize bir bakması lazım Oltan Bey. Şarj etmek için içeri götürmek zorunda kalıyorum. Tamam. Söyleyin baksınlar. Her şeyi kontrol etsinler. Tamam. Kahve içer misiniz? Olur. İçer. Sen şeyi halledersin. Tamamdır. Arkadaşlarımla buluşacaktım baba. İzin vermedi işte. Gördün ya korumaları kapıya dikti. Ne demek oluyor bu? Bu nasıl ev ya? Aşk olsun ama Tarık Beyciğim öyle değil. Ay ben bir türlü anlatamadım size derdimi. Ne öyle değil Mualla Hanım? Ne öyle değil? İzin vermediniz işte. Hoş geldiniz. Merhaba, ne oldu? Bir şey mi? Karı? Cemre ne oldu bir tanem? Bir şey mi oldu? Değil
gelinin beni yanlış anladı. Hayır, hayır, hayır. Bir saniye. Ben kimseye yanlış falan anlamadım. Ben dışarı çıkmak istedim. Arkadaşlarımla buluşacaktım Behram. Tamam. Annen bana esir muamelesi yaptı. Evden çıkmama izin vermedi. Hatta karşıma koruma dikti. Oyuncum, çok gücendim. Vallahi çok gücendim. Ben senin iyiliğini düşündüm kızım. Allah korusun, yolda belde düşer bir yerde kalırsın. Korumalar sana eşlik etsin diyecektim ama fırsat kalmadı. Bak, o taksinin patladığı günü unutma. Behram olmasa ölüyordun kızım. Ben inanmıyorum ya size. Mualla Hanım, siz demediniz mi artık evli bıraklı kadınsın oğlum? Liseli arkadaşlarına buluşamazsın diye. Dedim. Hamile olduğu için doğru bulmuyorum. Ya yanlış mı söyledim Tarık Beyciğim? Siz söyleyin Allah aşkına. Yani anne olacak. Genç kızlarla buluşacak, hamile olduğunu unutacak. Hadi eller havaya, sabahlara kadar eğlence. Bebek için en önemli zamanlar bunlar. Şimdi bir dakika, bir dakika. Sen benim karımın bu evden dışarı çıkmasına izin vermedin mi? Vermedi. Engel oldu. İstediğin gibi hareket edemezsin de dedi. Ne demek edeceksin ya? Edeceksin, olur mu öyle şey? Bu kız ne zaman nereye gitmek istiyorsa gidecek anne. Bak şimdi. Anneciğim. Benim karım kendine de bebeğimize de dikkat eden sorumluluk sahibi bir kadın. Tamam, benim karımın ne yapacağını karışamazsın. Tamam oğlum, tamam. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Demek ki ben torunuma karşı fazla hassasım. Bakın, kızımın gözünden bir damla yaş akarsa alır götürürüm. Torununuza da hasret kalırsınız. Yaparım. Aman Tarık baba. Tamam, sakin olun. Durma öyle şey. Oyunun bu evin kraliçesi. Ne zaman kimle görüşmek istiyorsa görüşebilir. Size de soracağım bunun hesabını ha. Şş, alo. Ne demek öyle ya? Kapının önüne dikilmek, izin vermemek falan. Ha? Oğlum, kızım, küslük bitti değil mi? Bir yanlış anlamaydı, geçti. Yanlış anlama değildi ama neyse, uzatmayalım muallem. Siz benim sınırlarımı ihlal etmediğiniz sürece aramızda küslük olmaz, merak etmeyin. Hah, anlaştık işte, bak ne güzel. Tamam, sorun çözüldüyse buyurun içeri geçelim. Tarık Baba ilk defa gelmiş evimize. Öyle mi karşılayacağız kendisini? Ayıptır ya. Pek vaktim yok ama bir 5 dakika oturayım. Ay lütfen, lütfen buyurun. Hadi baba. Buyurun, buyurun. Annem. Kurban olurum biraz alttan. Alttan alıyorum. İdare ediyorum oğlum. Sen üzülme. Hı? Tamam. Alo. Ercan. Dicle'yi hallettim. Eyvallah. Aramıza hoş geldiniz gençler. Ben büroda çok fazla olamıyorum. Stajınız boyunca sizinle Esra Hanım ilgilenecek. Büyük bir dava aldık. Bu davadan çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Öncelikle dosyayı incelemenizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Olur mu? Tabii. Teşekkür ederim. Ümit Bey arıyor avukatım. Evet, bana sorusu olan var mı? Kahvenizi nasıl içersiniz? Orta lütfen. Ya öyle hemen kahve mi ya? Bir şeyler atıştırmaz mıyız? Öznur yok mu ya böyle kekmek bir şey? Var Behram Bey, üzümlü kek yaptık. Mahlepli çöreğimiz de var Diyarbakır'dan. Tabii tabii, yani şey işte böyle
Çörek, kek. Yok yok, benim o kadar vaktim yok. Yani hemen gitmem lazım. Oğlumu görmek istemiştim sadece. Öyle mi? Hiç aklınız kalmasın kızınızda. Kızınız emin ellerde. Yani bir küçük atıştılar tabii annemle ama şey, hallettiler. Değil mi anneciğim? Geçti oğlum tabii. Torunumun annesine kıyar mıyım ben hiç? Ha, güzel kızım. Nasıl buldunuz evimizi? Kızınıza layık mı? Beğendim, beğendim. Biz bir Tayland'a gittik işte. Balayına 2 haftalığına. Ondan sonra gitmeden önce bir kadınla tanıştım, iç mimar. Çok da yetenekli bir kadın. Bu şeylerin filan evini yapmış. Ne o? Siz söyleyin. Kazlıoğlu. Kazlıoğlu'nun kızının filan da evini yapmış. Çok da başarılı bir kadın dedim. Böyle böyle, ben 2 hafta yokum. Evi sen yaparsın dedim. Ama dedim, geldiğimde evi beğenmezse karım bir daha yaparsın. Bana göre ama güzel oldu yani. Şey yaptı. Halledim. Güzel güzel. Beğendim, çok güzel olmuş. Yani var. Yani var tabii. Şeyde filan küçük eksikler var ama şey, oyunu ben kendim halledeceğim diyor. Evet evet, var. Yani kafamda bir şeyler var. Seviyorum zaten uğraşmayı, biliyorsun. Ya bilmez miyim? Oylumcum güzel kızım. Eve tadilat yaptırdığımızda her şeyi sen seçmiştin. Annen karışmamıştı ama sonunda çok beğenmişti. Hepimiz çok beğenmiştik değil mi? Bir tane. Bebek odasında göstersenize çocuklar. Göstereceğim canım, aklımda o. Evin en güzel odası. Görmek ister misin baba? Ha, tabii görmek isterim kızım. Ben... O zaman gösterelim. Hadi çıkalım tabii, buyurun. Tamam. Üst katta. Siz çıkın, ben mutfağa bakayım. Neyin var birader? Ne? Gel. Ha? Arar mısın? Tamam. Ver. Öldün mü lan? Alo. Çok güzel, çok güzel. Vallahi biz de mobilyaları işte böyle apar topar yurt dışından sipariş ettik de... ben de bir yandan kaygılıydım yani, acaba dedim... oğlum beğenecek mi ama? Beğendi değil mi bir tane? Dedemiz biraz duygusallaştı mı umarım öyle? Evet, duygusallaştı. Çünkü dede olacak, değil mi? Siz mobilyaları görünce böyle duygusallaştıysanız, torununuz kucağınıza gelince... Kızım. Kızım. Oh, sen bir güzel kızım değil. Güzel kızım. Peki kaç aylık oldu? 3 ay. 3 ay birkaç gün, değil mi? 6 ayımız daha var. Sağlıklı saatte kucağınıza alın. Önemli olan o değil. Amin. Bakın kızlar, bizim oranın mahlepli çöreği çok lezzetlidir. Biz çok severiz. Bizim konağın emektar bir Selamet ablamız var. En güzelini o yapar. Adet Arife günü yapmaktır ama biz çok sık yaparız. Behram seviyor diye taze taze sıcak sıcak yapıyoruz. Veriyoruz, şoförlere getiriyorlar. Ay çok güzelmiş gerçekten. Afiyet olsun.
Sizin memleket neresi? Kırşehir Mualla Hanım. Aslen Özgün ve ben Kırşehirliyiz. Nasıl bir şehir Kırşehir? Hiç görmedim. Güzel mi? Çok. Biz çok seviyoruz. Memleket tabii. Sevilecek elbet. Bir gün kısmet olur gider görürüm inşallah. Sizi işe kim aldı? Gelinim mi? Dünürüm Güzide Hanım mı? Yok. Behram Bey bizi işe aldı. Ay çok lezzetli değil mi? Şunu alın elimden. Bütün hepsini bitireceğim vallahi. Dur şunları hemen bir servis yapayım. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun Tarık Bey yine. Buyurun. Haberlerimize geldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Özgür. Sağ ol Öznur. Teşekkür ederim. Mahlepli çöreğimiz de geldi. Evet. Oğlum, sen de ister miydin? Yapsınlar sana da. Bana mı soruyorsunuz kahve içer miyim diye? İçmiyorsun diye yaptırmadım ama hemen yaparlar. Annem. Annem. Ne yapıyorsun canım? Ne yapıyorum? Ya ne yapıyorsun anneciğim? Kahve ikram ediyorsun, kahve soruyorsun kıza. Kız bu evin sahibi ya anneciğim. Ay doğru ya. Kızım kusura bakma. Ben ev sahibi olmaya alışmışım. Misafir olmayı hiç beceremiyorum. Ben Nazan'a gittiğimde de böyle. Teyze otur sen misafirsin diyor ama yok ben habire. madem misafirim rahatıma bakayım ben de. Öznur. Bir soda alayım ben de kızım zahmet olmazsa. Siz misafir sayılmazsınız canım. Ne de olsa oğlunuzun evli. Doğru söylüyor babam. Yani misafir değilsiniz siz. Rahat olun. Kendi eviniz gibi. Siz de karar verin artık misafir miyim değil miyim ona göre. Baba. Kötü bir şey yok inşallah. Hayır hayır kötü bir şey yok. Var da beni ilgilendiren bir şey yok. Bir müvekkilimin başı derde girmişti. Beni acilen çağırıyor. Gitmem lazım kızım. Tamam. Kusura bakmayın. Katman lazım beni. Siz rahatsız olun. Ay sağ ol. Baba, hadi lütfen. Sen kızım. Görüşürüz tamam bir tane. Annenin haberi olmayacak. Olmasın olur mu? Burası sizin de eviniz Tarık Baba. Ne zaman isterseniz bekleriz. Görüşürüz oğlum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Gene bekleriz. Kızının annesinin diğer fotoğraflarını görmek istersen ara. Rezillik eşim. Bu halin ne böyle? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Allah belanı versin. Arıyor, sen aç istersen. Saçmalama Caner. Sen aç, sesimi tanır adam. Dışarı ver sesini. Alo. Kimsin sen? Hayda. Amca sen böyle mi açıyorsun telefonları? Bak böyle sert girersen pazarlık yapmamız uzun sürer yalnız söyleyeyim. Kimsin ulan sen? Kim? Ne bu fotoğraf? Ne demek oluyor bu? Beğenmediysen daha iyileri var. Daha açık saçı, yeşimin daha net göründüğü. Sen bana şantaj mı yapıyorsun lan? Ha? Şantaj mı yapıyorsun sen? Amacın ne senin? Şantaj demeyelim ya. Hoş bir kelime değil. Ücret diyelim.
Bu fotoğrafların ortaya çıkmasını istemiyorsan biraz para ateşleyeceğim. Ne kadar diyelim? 100.000 dolar diyelim mi mesela? Ne? 100.000 dolar mı? 5 kuruş para vermiyorum sana. 5 kuruş. Tamam, sen bilirsin. Ama internette güzel haber olur. Bak söyleyeyim. Ünlü avukat Tarık Yenersoy'un kızının annesi Yeşim Denizeren'in eskort olduğu ortaya çıktı. Of, yıkılır ortalık.